3-4 sene önce Bengü bana dalga geçiyordu. Çünkü Bengü hayatı boyunca benden 2 ya da 3 kat daha fazla maaş almış bir insandır. Artık öyle değil. Artık öyle. Şartlar artık öyle değil. Benim telefonlara bak. Yani şunun gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu renk alıyorsanız turuncu, paranız çok demektir. Her işe robot koyulabilir mi? Dünyayı başına yıkarlar. Böyle fanuslu bir film vardı ya, orada yaşarsın. Böyle fanusta içerideki fakirlere. Fena fikir değil. Fena fikir değil. Programımızın 6. bölümündeyiz. Buyurun dostlar, buyurun. Böyle bir şarkı alsak acaba Barış Manço'dan telif yer miyiz ya? Etimoloji soruyorsun. Ya sen de başladın. Ben çocukların hepsini gayet klasik müzik dinleyerek büyüttüm. İşte Zeynep'e Toreada'lar gibi. Niye? Onur bizim... çok dinliyor Barış Manço. Evet abi, Ahmet amcanın gömleği diye bütün gün onu söylüyor. Ya. Hatta bak bu onu yazmayı falan da yani ilk bizim oğlan Bengü'ye mesajlar atmaya başladı. Barış Manço. Çocuk TV, işte Barış Manço, Ahmet amcanın gömleği. Bugün harika bir konu konuşacağız. Günümüze kadar akın akın gelen bir konu konuşacağız. Sanayi devrimi. Tüpraş sponsorluğunda sanayi. Yanda menemen yapıyorum değil mi? Ben küçük tıpta. Sanayi devrimi. Ya sanayi devrimi mi, sanayi devrimleri mi demeliyiz ya? Devrimleri diyebiliriz. Zaten devrim tarihte artık çok tercih edilen bir şey değil. Böyle bir anda tak diye olmuyor. Zaten sanayi devrimle 1160'ta başlıyor. 1850'ye kadar. 90 yıllık devrim. Skandal. Bunlar tarihçiler böyle isimler çok takıyorlar. Onunla alakalı bir şey. Sanayi devrimi. 18. yüzyılda ortaya çıkan bazı faktörlerin belli teknolojik buluşlarla bir anda insan üretimini diye tavana çıkarması lazım. Neden İngiltere ya? İngiltere'de ne varmış da burada patlamış? Ya İngiltere'de çok avantajlı bir durum var. Bir, şimdi makine kullanıyorsun ya. Böyle habire çıkıyorlar televizyonda falan. Robot kullanın falan filan. Bunun bir mantığı yok abi. Ne robot kullanın? Robotun kullanması için robotun ucuz, iş gücünün pahalı olması lazım. Dünyada bu kadar işsiz varken robotlaşma falan olmasının bir mantığı yok aslında. Bunu tekrar edebilir miyiz arkadaşlar? Bu çok önemli. Bir makinenin kullanılabilmesi için ekonomik olarak feasible olması lazım. Sadece teknolojik olarak iyi diye bir şey kullanılmaz. Teknolojik olarak birçok şey bulunmuştur, yüzlerce yıl kullanılmamıştır. Matbaaya bak, feasible olmadığı için Çin'de değil, feasible olduğu zaman Avrupa'da çıkmıştır. Barut aynı şekilde Çin'de değil, Avrupa'da çıkmıştır. Coğrafi keşifleri ilk başta işte hep bunları anlattık. Şeye gidenler Vikingler, ama onlardan bir ekonomik fizibilite, bir mantık yaratılmış için olmamıştır. Bir makinenin bulunması, yani buharlı makinenin bulunması, sanayi devriminde mümkün olan makinenin bulunması, bunun yayılması anlamına gelmez. Mesela bilim devriminde Gazali'den önceki 2-300 yıl içinde bir bilim devrimi falan ulaşabilecek şartlar İslam dünyasında var deniyor ama olmadı. Feasible değil. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Getirmedi. Yani 5 sene sonra senin yerine bir makine oturup bunu anlatıyor olmayacak. Para ediyorsa olur. Şimdi neden İngiltere'de başladı? Bu orada o zaman böyle bir... İngiltere'de iş gücü yüksekti. 18. yüzyılda Avrupa'da özellikle İngiltere'de olan bir şey. Industrial Revolution'da insanlar daha fazla çalışmaya başladı, daha az eğlenmeye başladı, daha çok tüketmeye başladı. Fransa'da bir kitap var, orada hatırlıyorum şimdi. Gardıroplara bakıyorlar ya da işte onların inventörlerine bakıyorlar, listelerine bakıyorlar. Türkçe konuşacağım diye neler yapıyorum. Tabii abi, kitap Fransızca. Ona baktığın zaman 3 tane 4 tane elbisesi yok kadınların falan artık. Renk renk değişik elbise. Moda çıkıyor. Modanın doğuşu da İtalya, Fransa çok kitap vardır o yüzden. 3 elbisesi varken 17. yüzyılda, 18. yüzyılda artık 5-10 değişik renkler, bir de işe yaramayan renkler. Şey gibi mesela, yani şunun gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu renk alıyorsanız turuncu, paranız çok demektir. Yani tüketiyorsunuz demektir. Çünkü her elbisenin altına gitmiyor. Dolayısıyla bu tip bir şey ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Gerçek ücretler artmış. İşçi pahalı. Kas pahalı. Tamam mı? Ve makineyi yapıyorsun da makineyle çalışıyor abi. İşte kömürle çalışıyor. Kömür ucuz İngiltere'de. Yani makinenin fiyatı aşağı çekiyor. Normalde böyleyse. İşçinin fiyatı da yukarı çekiyor. Aa, makineye yatırım yapmak daha güzel. Bundan dolayı İngiltere'de çıkıyor. Öteki yerlerde bu şart yok. 2 ekol var diyordu biri. Teleolojik, geriye bakan bir şeyle. Zaten Avrupa kapitalizm, merkantalizm, bankalaşma, olmaz öyle saçma tarih, para bölümünde anlattığımız faktörlerden dolayı geliyordu böyle 300 yıl önceden. Fakat Kenneth Pomeranz ve Andre Günther Frank'ın olduğu bir ekolde Great Divergence dediğimiz Avrupa'nın bir anda uçup diğerlerinin geri kalmasını şöyle. Çin'de de bütün bu faktörler vardı. Ne vardı? Bilim vardı. Teknoloji belli bir yere kadar gelişmişti. Fakat Çin bu aşağı aşamadı çünkü kömür yatakları sanayileşme potansiyeli olan bölgelere çok uzaktı. Bu kadarcık basit bir farktan bu olabiliyordu çünkü... İngiltere'de daha feasible. Evet ve %5-10. Mesela Portekiz'in bulması da öyle. Coğrafi keşifi yapıyor. Herif 100 sene ölüme adam yolluyor. Orada ufacık farklar. Run Lola Run diye bir film vardı ya. Hani bir saniye geçiyordu. Ne saçma bir film. Onu izliyorduk böyle. O zaman entelektüel hissediyorsun kendini. Ha, muhteşem falan. Pi, Run Lola Run, Nietzsche ağladığında. Allah kahretsin ya. Ya şöyle bir şey merak ediyorum aslında şimdi. Bir süre yayılmadı. Bir süre içeride kaldı, İngiltere'de kaldı. Orada diye. Acemiliğine geldi şundan dolayı. Şimdi İngiltere'de bir devlet Neolitik devrimden beri, tarımdan beri yani aynı sistemle geçti. Kendine saklamıştır bence de. Bir kısmı o. Evet doğru. Aynen dediğin gibi İngiltere hatta çok güzel bir tabi Industrial Espionage diye böyle dandik dundik teknolojileri bulmak için neler yaptığını okumak istiyorsun. 500 sayfalık bir kitap var. 100-200 dolar civarında. Bende var. Verir miyim? Sen cevap ver Bengü. Hayır. Vermem. Kitap isteme benden. Buz gibi sorurum sana. Vermem abi. Niye vereyim yani? Benim çıkarım olmayan bir şey. Ben niye yapayım? Onu anlayabilmiş değilim. Şimdi ikinci aşama olarak bir teknoloji ilk bulmak zor. İki, civilization'da mesela ilk turnlerin 30-40 yıl olup sonraki turnlerin 1 yıl olması gibi yavaş oluyor. İki, devletin bir reorient olması lazım. Şimdi devleti yöneten, topraktan beslenen aristokratın burjuva ile el ele yaptığı bir şey var. Devlet kapitalizmin önünü açıyor. Kapitalizmin ihtiyacı olan iki şey var. Bir, raw material. Yani ham madde. Ham madde için emperyalizm gibi sistem geliştirip bu ham maddenin gelebileceği, mesela pamuk Güney Amerika'da geliyor. Oraya köle taşıyacaksın. İşte orayı şey yapacaksın. Hindistan'ı işgal edeceksin. Orada pamuk üretimini şey yapacaksın. 1950'lerden sonra gördüğümüz büyük bir süreç içerisinde dünyanın hemen her yerini Adam Smith'in kafasındaki gibi bir iş bölümüne mecbur edeceksin. Adam Smith ne diyor? Adam Smith diyor ki işte herkes kendi işinde özelleşirse dünya muhteşem bir sistem olur falan. Tabii yalan. Her ekonomik krizden sonra tekrardan bize bunun doğru olduğu söyleniyor. Bu finans dünyasının en büyük oyunudur. Bu yanlış. Yanlış. Kapitalizm inherently contradictory'dir. Kapitalizm kendi içinde tezat vardır. Bugün klasik ekonomist ve onların devamı liberal ekonomist, herkes bunu bilir. Bunu herkes bildiği gibi kimse de o ekonomistlerle böyle bir diyalog falan girmiyor. Çünkü bu yanlış. Milton Friedman dedikleri yanlış. 50'deki 60'daki Chicago okullarının dedikleri yanlış. Yanlış ve bir dezenformasyon. Böyle olmuyor. Kapitalizm habire krize giriyor. İnsanları mahveden bir şey. İnsanlar çok kötü şartlarda çalışıyor. Köylülerin bir anda toprağından kopup köyden kente geçmek öyle özenilecek bir şey değil. Zaten o yüzden de İngiltere bununla beraber belli yasaları çıkarması lazım. İşçi dediğin ne kadar dandik şartta çalışırsa biz elitler için o kadar iyi. Öyle düşünecek ve onun yasasını yapacak. Alıyorlar insanları 16 saat hayvanlar gibi çalıştırıyorlar. Tabii. Ne yazık ki papyonumdan dolayı bu lafları söylediğimde samimi gelmiyor olabilir ama öyledir. Bak kapitalizmin şöyle bir problemi var abi. Kapitalizm iğrenç bir şey. Ama ona da yapmadan bir yere gelemiyorsun ya. Yani şöyle bir şey olsa biz Osmanlı'da oturuyoruz. Oh ne güzel. Çok güzel ama sonra kapına da geliyor. Yani o pisliği yayıyorlar. Aslında Avrupa kapitalistleşirken toplumsal olarak çok çekti. Hindistan'dakilerden belki daha çok çekmişti İngiltere'dekiler. Bu işçileri alıp köyden koparıp fabrikalarda insan fabrikalarda çalışmak istemiyor. Peki ayaklanmıyorlar mı? Ayaklanıyorlar tabii canım. Habire ayaklanıyorlar. Ne oluyor peki ayaklanmaların sonucunda? Bu ayaklanmalardan sonra işçi hareketleri falan filan çıkacak. Problem kapitalizme ilgili şu. Genelde bu neoliberal ekonomistler, klasik ekonomistler büyük bir yalan söylüyor. Bakın arkadaşlar bu yalan. Ben bu yalandan dönen ekonomik sistemden para kazanan bir adamım. O samimiyetle söylüyorum. Bu yalan arkadaşlar. Kapitalist sistem eşitsizlik yaratır. Bir noktada krize girer. Yani bu kısa dönemde bir deregülasyon bir şey yarattı ama uzun dönemde krize girer. Bakalım 7 kere falan sanayi devriminden sonra dünya krize girdi. 1840'larda bir tane girdi. 1848 işçi hareketleri oldu. Devrimler, isyanlar oldu. Oradan çıkınca herkes ayaklanır oldu. Marx'ın en büyük şeyi odur. 25 yıl hiçbir yer olmadı. 1849'da yaşayan herkes herhalde her şey devrilecek falan diyordu. Hiç öyle olmadı. 1870'te büyük bir depresyona girdi. Dünya Savaşı'ndan önce girdi. 1929'da girdi. 1970'lerde girdi. 2008'de gene girdi. Yani sürekli giriyor. Kapitalizmin şöyle bir problemi var abi. Sürekli kar etmek istiyor. Kar üstünden kar. Mesela şu anda biz hatırlıyorsan 3-4 sene önce Bengü bana dalga geçiyordu. Çünkü Bengü yani baktığında ben Bengü'sü 10 sene okumama rağmen hayatı boyunca benden 2 ya da 3 kat daha fazla maaş almış bir insandır. Tabii artık öyle değil. Artık öyle. Artık öyle değil. Benim telefonlara bak. Ama yani ilk defa bütün bu programları ben bunun için yaptım. Şimdi baktığın zaman kapitalizm de böyle arsız. Ama o sürekli artışı sağlayamıyorsun. Nasıl sağlayabilirsin? Teknolojik. Ya yeni bir yer açacaksın şeye. Dünya da bitti. Ya da yeni bir teknoloji getireceksin. Biz güzel bir dönemde yaşadık çünkü son bu dijital devrim onu gerçekleştirdi. İkincisi şöyle bir şey var. Karl Polanyi'nin The Great Transformation. Eskiden ekonomi kendi içinde otonom bir alan değildi. Yani şu demek sen ekonomi sadece ekonomi yok alamazsın. Futbola sadece futbol değildir. Ekonomi de sadece ekonomi değildir. Mesela soralım robotlar daha ucuz olsun. Her işe robot koyulabilir mi? Dünyayı başına yıkarlar. Böyle fanuslu bir film vardı ya orada yaşarsın. Böyle fanusta içerideki fakirlere... Fena fikir değil. Fena fikir değil. Bir anda gözlerim parlamaya başladı. Buradan Bilkent Üniversitesi'nden Kıvanç Coş'un en büyük şeyi. Abi bu okula bu kadar para veriyoruz. Üstüne fanus kapasınlar. Kışın kar yağmasın diyen Kıvanç Coş. Üsküdar Amerikan mezunu kendisi. Lütfen bunu şey yapın. Böyle elitist insanlarla okuyun. Kıvanç Coş'un muhteşem. Abi diyor fanus yapacaksın Bilkent'in üstüne diyor. Kar yağmayacak diyor. Üşümekten korkuyor. Ya yok, dışarıdan insan gelmesin diye böyle bir şey var mı? Ha, ya? Onu da şey yapıyor. Ve çok büyük bir komünist olduğuna ve solcu inanıyordu. Benim çevrem böyle kızım. Senin hiç gerçekten ideolojisini hayatına oturtmuş kimseyle kimse yok yani. Gerçekten. Aralarında ya hakikaten böyle solcu da biz bunları tanıdık. Ben ne yapam? Öteki solcu da yani. Sürekli fatura kese hiç komik. Arkadaşlar şirket. Hepimizin iyi hayatı için evet. Solcuyum ben. Evet ama... Şimdi... orada hemen şey söyleyeyim. Ekonomi otonom olduğu zaman ekonomi için her şeyi yapıyorsun. Yani sen ekonomik olarak rasyonel olanı yapıp en yakın arkadaşını satabilirsin. Ben satmam, sen satarsın. Nereden biliyorsun benim satacağımı? Yakacağım dedin. Twitter'da geçen gün benzin bidonu koydun ya. Yani. 4,8 milyon dolar. Ben saydım tek tek kopardım. Tamam yakıyorsun işte. Tamam, ben satmam diyorum 4 milyon. 4 milyon 8 milyon ama seni yaksan bir tane sen de öteki arkadaşlarıma dahi bakarım. Ya sen tek değilsin. Öteki arkadaşların selameti için birini yakıyorsun. Oğlum sat diyorlar zaten. Niye yakıyorsun? Yakma. Şimdi hayatım bu senin hayat boyu idealizmle alakalı. Bir insan 4,8 milyon veriyorsa onu sadece arkadaşın satarak kurtulamazsın. Yani garanti olsun diye yakman lazım. Bir noktada yaktırırlar. Senin böyle bir şeyin var değil mi? Belli bir paranın üstünü kazanan hırsızdır diye. Evet öyle bir şey var. Belli bir paranın üstünü kazanan hırsız değilse de bile yani belli bir... Abi şimdi bir insan bir hayat boyunca 100 milyar dolar kazanıyorsa bu bir, onda emanettir. İki, hak yiyordur yani. Tabii. Yok abi öyle bir şey. Ha, hakikaten öyle şimdi. Bir tane adam mesela şirketi yönetiyorsa işçiden 3 kat fazla maaş alabilir. 300 kat alamaz abi. Eskiden böyle bir şey yoktu ama. Yoktu. Bu 1950'lerde 60'larda vergiler %80-90'dı. O zaman birine 100 bin lira, birine 1 milyon maaş verdin mi? 1 milyon maaş vermek için 9 milyon vermen. Bu Reagan'dan, neoliberalizmden sonra çıktı. Dolayısıyla bu işte kapitalizmin sisteminde bu ekonomiyi tamamen şeyden ayırmak, ahlaktan ayırmak, Carpoline Great Transformation çok sakıncalı bir şeydir. Bu yanlış bir şeydir. Bu bir triktir. Bir yanılga bu. İkinci yanılga da bütün klasik ekonomist, onun neoliberal Türkiye'deki bu uzantıları, fütüristik falan da ekonomistlerin de söyledikleri, kendileri de bilmiyor. Çünkü ekonomistler sadece ekonomi biliyorlar. Bunların bir hümanist eğitimi yok. Sosyal bilimlerden bir haber ve çok fazla şey bilmiyorlar. Bilmedikleri için de sistem çökmez diyorlar. Kapitalizm sürekli krize girer. 20, 30, 40 sene. Buna Kondratiev de diyebilirsin. Kondratiev'e tam uymuyor bu sonuncusu belki ama krize girer. O krizden çıkar. Kapitalizmin tarihi flexibility'nin tarihidir. Flexible olduğu için kapitalisttir. Buna yapacak bir şey yok. Neden geç yayıldı? Bunu sordum ama. Bunun cevabı nedir? Abi İngiltere de işi çözemedi. Sonuçlarını 1850'ye kadar göremedi İngiltere'de. Sonra ama Almanya mesela depar atıyor. Atıyor. Almanya ile Fransa Hochschule ve Politeknik denen okul. İtalya'da da var mıydı bu Politeknik? Var da Politeknik o var ama İtalya'dan ne olacak? İtalya 1910'larda falan filan ilk başta İtalya'dan bir şey olmaz. Abi adamlar Habeşistan'a yenilmiş. Bir Afrika devleti yenilmiş. Tek Avrupa devleti. Sanayileşmesi işte o Emilia-Romagna ve Lombardia bölgesinde 1900'lerde falan artık ortaya çıkıyor. O daha geç gelen. Yani bunda bir coğrafi böyle radiance'ı var yani. Çember halinde doğalması var. Orada şöyle bir sıkıntı var. İngiltere'de aristokratlardan gelen bir şey var. O düzen devam etmiş. İngiltere'de 3 üniversite, University of London 35'te mi ne kuruluyor? Oxford, Cambridge, medrese, bir sürü medresenin toplanması. Ben Oxford'da çok şaşırmıştım ya. Gittik. Ve hala bugün tarihçiliği çok geri gelmişti bana mesela. Amerika'daki inovatif falan değildi. Orada muhafazakar bir yapı var. Bu teknik okullara var İngiltere'de fakat büyük prestiji yok. Bu da Anthony Giddens'ta okumuştum. Büyük prestiji olan üniversiteler değil. Hala devleti yönetenler ya da esas... O okullardan çıkıyor hala. Oxford, Cambridge gibi, Oxford dedikleri gibi. Oysa Fransa'da abi Robert Koch, Louis Pasteur o ikisi yani dünyayı değiştirdiler. Kimyada, tıpta bütün icatlar Amerika'dan çıkmasa buradan çıkıyor. Dolayısıyla fakat bu İngiltere'yi kötü duruma sokmuyor. Çünkü İngiltere relatif olarak önemini kaybederken aynı Amerika'ya 1950'den sonra olduğu gibi 1950'de her iki şeyden biri Amerika'daydı. Amerika bugün 1/4'üne mi 1/5'üne mi sahip ama Amerika nominal anlamda da gelişti. Çünkü kapitalizmin merkezinde bile olsan sana ortak lazım. Başka yerlerde başka şeyler yapman lazım. Son turda da Amerika var. Evet tabii ama kapitalizmin merkezinde İngiltere olduğu dönemde Almanya'nın sanayileşmesi İngiltere ilk başta zedelemedi. Ta ki 1. Dünya Savaşı'ndan rakip çıkana kadar. Bunun da nedeni şu. Kapitalizmin dini falan yok. Yani İngiltere kapitalizmi diyor yok. İngiltere'de kapitalistler var. Almanların kapitalizmi içinde orada yatırım yapabiliyorlar. Yani kapitalizmin dini, dili, ırkı, menfaatleri çekiş. Aynen öyle. Bengücüm yani senin gibi bir solcuyla, benim gibi bir sağcıyı bile. Bir araya getiren şey ne olabilir? Yani 20 sene bu 18 hiç para kazanamamış olabiliriz beraber. Almanya'yı tamam anladım. Yani o ilerledi ve 1. Dünya Savaşı'nda menfaatleri çakışınca İngiltere'nin bu sefer hoşuna gitmemeye başladı oradaki gelişme. Aslında yok. Oradan 1. Dünya Savaşı çıktı. Çünkü onlar da koloni bulmaya çalıştı. Kapitalizm ahtapot gibi. Nasıl bir ahtapot? Mesela halkların yerini çok değiştiriyor. Abi Guyana'da Çinli var. Doğu Hindistan'dan işte Karayiplere gidiyorlar. Sistem onu gerek iş gücü ayarlaması için. Pamuk için yolluyor. Yani pamuk için, şeker için, bir şey için yolluyor. İkinci numarası kapitalizmin ham madde bulması. Ham madde bulacağım diye oraya buraya sürekli saldırıyor. 20 yılda bütün Afrika'yı 4-5 ülkeye paylaştı ya. Her yere gittiler, elmasına çöktüler bilmem ne. Çünkü ham madde vardı. Kapitalizm bir de her yeri ayarlamak için bir devlet emperyalizmine yerine getirdi. Mesela Çin'e yıllarca bir şey satamadılar. Şimdi bu Avrupalılar gidiyor böyle soluk benizli tipler. Çin'e bir şey satmaya çalışıyor. Çinler böyle Konfüçyüs'ü göbekleri ho 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 diye gülüyor bunlara. Niye? Çünkü cahil. Cahil köpek. Sen ne bir satabilirsin koskoca Çin'e? Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Ama fırsatçı. Kapitalizmin güzelliği ne buluyorlar? Yıllarca 100 yıl 200 yıl gidiyorlar. Ne buluyorlar? Yasa yapmışlar ya İngiltere'de. Yüklemenin %10'u kadar satacaksın diye. Bunlar sanat eseri götürüyor. Bunlar ya yürü abi hadi abicim falan diyorlar. Çince nasıl deniyor bilmiyorum ama. Alta yazarız. Alta yazarız. Çunli. Hadi abicim. Hadi abicim diye. Ondan sonra afyon. Abi afyonu bir takıyorlar. Çat diye. Aa, koca ülkenin kapısına dayanıp afyon mu satmaya başlıyor? Hindistan'da afyon yetişiyor. Tamam mı? Afyon'a gidip orada alıştırıyorlar. Bunlar da bir alıyorlar böyle. Oo, Doğu toplumuna göre birey yok, hareket yok, ahenk var. Oo, puf 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 nargile. Bizimkiler o nargile hep tütün de içiyor. O işin değil aslında arkadaşlar. Başka fonksiyonlar da. Kavunlu sizin içtiğiniz arkadaşlar. Evet, afyon savaşı diye bir şey var ya. Ha söylemiştim onu. Evet. Amerikalılar çok şaşırıyordu. Bizim memlekette afyon diye afyon ülke savaşı vardı. Bize de afyon diye şehir var. Birbirlerine düşüyorlar sonra afyon yüzünden. Yani yasaklamaya çalışınca zorla savaşla gidip açıyor. Yani bir de böyle bir şey var. Afyon savaşları o. Yoksa bu afyonu kim içecek savaşı abi, değil yani. Abi müptezel adama savaş açılır mı? Gelip yer vallahi çiğ çiğ. Evet işte yok öyle olmuyor. Ya şeylerden girip o steamboatlar çıktığı zaman ilk yani zırhlı çelik gemiler onlarla gidip darmaduman ediyorlar. Bir anda açıyorlar Çin'i. Burada kıymete binen şey bilim adamı mı bu? Mucitler mi? Bu icatları... Hayır. Şimdi bilimi ikiye ayıracaksın. Bir teorik bilim, tamam mı? Bir de pratik bilim. Mesela antik Mısır medeniyetine baktığında matematikte pratik sorunları çözerler. Nil taştığı için geometri falan. Fakat pratik dışında teorik bir matematik mantıkları olmadığı için Yunanlar gibi falan çok gelişmemişti. Mesela kesirleri toplayamıyorlar Mısır'da biliyor musun? 7/8 diyemiyor adam. 1/2 artı 1/4 artı diyor. Gerisini söylemiyorum. Niye? Çünkü benim matematiğim yetmedi. Çarpmaları falan tablolarla yapıyor. Konsept olarak matematikte ilerlemiş değiller ama pratik meseleleri çözüyorlar. Burada da teorik olarak Newton falan gibi insanlar dünya bir otomata olduğunu gözlemlemesi gerektiği kavramı oturtmaları açısından iyi. O bariyeri açmışlar. Gene Mısır'dan örnek vermek istedim. Mesela Mısır'da hastana tedavi ediliyordu biliyor musun? Kutsallaşmış artık. Bir reçete var abi. O reçeteyi takip edersen hasta ölürse de suçlu değilsin. Onun dışına çıkarsan, sağlıklı bir şey yapsan da hemen sorumluluk sana geliyor. Dolayısıyla kimse yeni bir şey denemiyordu. Avrupa'da bunun tam tersi. Bir deneye açık. Newton'un buluşlarından sonra bu direkt James Watson, Hargraves'in falan buluşlarına etki etmedi. Ama bunların yarattığı bir geist, bir ruh, dünyanın bir mekanizması olduğu, bunu gözlemlemek gerektiği, buna yeni bir şeyler katılması gerektiği, Tanrı'nın sadece ilk başlatan prime mover olduğu, yani doğanın bir kanunları olduğu mantığı toplumun geneline yayıldığı kadar faydalı olmuştu. Bu araçlar laboratuvarlardan çıkmayacak. Hayır işte ama pratikte, teoride o güzel mantık var. Pratikte ise bunu yapanlar ustalar. Yani James Watson usta, motor ustası, bilmem ne şey falan yapıyor. Bu dönemde bulunmuş aletlerin de zaten büyük teknolojik şeyleri yok. Ne bulunuyor bu dönem mesela? Bir baktığın zaman tekstilde çıkıyor ya bu. Tekstil olması da evet ayrı bir şey. Ya mesela tekstilde çıkıyor. İlk şey herkes elbise giyer. Herkes yemek yer, herkes giyinir ama yemeği satamazsın. Çünkü yemeği satman için yemek... Konteyni demiyorlar yemeği. Ya yemek raw material'dır, para etmez. İşlenmemiş ürüne kar koyamazsın. İşlenmiş yemeği de satmak için konserve falan gibi ya da üstüne işte pastörize süt gibi koruyucu ya da koruyucu ya da bunlar pahalı zaten ve bunları öyle bir sistem yok. Bir de herkes bulunduğu yerden yemek yer. Ama yani burada farklı bir şey var. Şimdi pamukla beraber başlıyor. Pamuk daha rahat işleniyor, daha güçlü ve makineye daha çok giden bir şey yüne göre. Dolayısıyla pamuk orada yani makineye daha uygun bir şey. Yoksa baba black sheep have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 bags full. 1 for the bundan sonrasını... Pamuğa göre o zaman değil mi araçlar tabii, üretiliyor? Evet, pamuğa göre üretiliyor. Bu aletler de basit aletler. Ya bak 3 aşaması var bunun. 1, pamuğun içindeki çekirdeği ayırmak için cotton gin diye bir alet var. Böyle şey yapıyorsun. 2. Ya şimdi beğenmiyorsun ama o zaman onu bulan adam zengin olmuş. Ben onu 4 günde bulurum. Bu gerizekalılar bir şey bulmaya korkuyorlar. Benim kendi bir sürü icadım var. Kredi kartını ben buldum ya. 85-86'da benim hayalimde vardı ya. Böyle götürüyordun iPhone'dan bilmem. Onu ben yemin ediyorum Değirmendere'de buldum ya. Buldum abi sor. Özgür Sezer'e sorun. Buldum bunu konuşuyordum. Şans yolunun mucidi hocanızdır. O soketleri evet. O taktı. Evet 94'te. Abi bunu yemin ediyorum buldum ama elimde imkan yoktu. Ben o zaman ilk sene hepsini takır takır götürürüm ya. Hiç, yani ne var 2 tane alet yapıyorsun şeyi düşürüyor ya bu kadar da artık. 3 tip alet var. Birincisi O katıncını anlattım demin zaten. İkincisi iplik yapmak için. Ona da flying shuttle dediğimiz bir şey var. Şimdi eskiden vertical loom diye şöyle uzanan bir dokuma aleti var. Dokuma tezgahı vardı. Onu böyle pıçık diye atıyorsun, tık tık diye gidiyor. Hiçbir şey anlamadınız. Arkadaki resme bakın. Üçüncü de ipliği daha dokuyan bir seri alet. Bunlardan biri spinning jenny. Yani alet normal dönüyor. Singer gibi. O singerin büyükleri işte. Spinning jenny, water frame var. Suyla çalışan power loom var. Mesela İngiltere'de çıkmasının önemli nedenlerinden biri de bu water frame'in suyun yakınında kullanabilmesi. İngiltere ile ilgili önemli bir şey de bak çok ilginç İngiltere. Hiçbir nehirden 30 kilometre fazla uzaklaşamıyorsun. Hiçbir sahilden de 70 kilometre fazla uzaklaşamıyorsun. Muhakkak suyun etrafındasın. Bu suyun etrafında olmakla alakalı da waterframe çok iyi çalışıyor. En sonunda power loom falan filan. Singer'in büyükleri. Tabi orada enerjinin ucuzlamasına şey olduğunu söylemeyelim. Odun kömürünün şeye vurması. İkinci icatsa steam engine. Yani buharla. Yani nereden sanayi devri olur? Kas gücünden. Görüyorsunuz şunu. Göremiyorsunuz arkadaşlar. Şu kas gücünden arkadaşlar. Kas gücünden fosil gücüne. Yani kömüre sonra da petrole geçilmesi. Bunu buhar sıkıştırılmış, kompres edilmiş buhar. Sayısalda çok izleyenimiz var. Onlardan daha iyi bile ben hiç anlamam. Bu aslında 1600'lerin sonundan itibaren kullanılıyordu. 1700'ler boyunca kullanılmıştı ama su çekiyorlardı madenden. Bunu daha ucuz hale getirdiler. Bir şey soracağım şimdi. Sen petrol falan deyince aklıma geldi. Bu kadar gelişme, bu kadar ilerleme... Bu kadar şeyin bir araya gelmesi savaşı da tetiklemiyor mu? Aslında sanayi devrinin bir şeyi de savaştır. Zaten mesela fabrikanın kışladan gelir. Çalışma prensibi de. Herkesin bir araya gelmesi. Fabrikanın avantajı da kimse kaytaramıyor. İnsanlara farklı rütbeler verebiliyorsun. Mesela putting out sistemde birine git bunu üret diyorsun. Adam kendi içinde organize oluyor. Köy içinde nasıl efficiency'yi arttıramıyorsun. Aslında devlet bütün anlamda bu sistemle beraber toplumunu genel anlamda gözlemeye ve kalitesini arttırmaya. Ne olarak kalitesini arttırıyor? İşçi olarak. Evet, çünkü biz de öyle yapmak istiyoruz. Yani bilgisayar oynarken de öyle yapıyorsun ya, efficiency basıyorsun. Onda nasıl yapıyor? Tıp gelişiyor, psikoloji gelişiyor, makbul teklif vatandaş, sensuslar, nüfus sayımları, bilgiler, datalar, istatistikler niye tutuyor? Daha iyi işçiler yaratmak için. Okul sistemi tamamen odur ya. Mühendis yetiştirecek, işçi yetiştirecek. O yüzden işçilerin ilkokul, ortaokulda mezun olması lazım. Ondan bir üst seviyesi lise falan ve her eğitim sisteminde o aşama seni o toplumsal rolüne ayıklar. Akademik bir şey değil. O yüzden ilkokulda çocuklar eksik kalıyor da endişelenmeyin. İlkokul işçi yetiştirmek, işçi mantalitesini ver. Orayı kaçırsalar olur, beyaz yakalılar. Önemli değil. Ortaokulda akademik olarak bir şey var. 4 sene ne öğrenecek işte? Disiplinli olmayı, sıraya girmeyi, hocasına saygı görmeyi. Bunlar işçi özellikleri. Bunların üstüne koyulabilecek özellikleri ortaokulda, lisede alır. Dolayısıyla bir problem olmaz. İlkokulda çocuklar sosyalleşmeyi öğrenir zaten. Ama temeli doğru almayınca. Ya, ne temeli alacak? 4 işlem ya. Bağırma bana. Ben ilkokul 5'te şeye girdim, ÖSS sınavına girip 117 falan almıştım. Hoca yapmıştı. Onur Okutur da şahitidir. O çok zeki bir çocuktu. Robert Kalıcı falan girip oralara şey yapmıştı. Alıyorduk. Yani 120 alacak şey geliyorsun. Aslında okul akademik olarak senin beyninin, kafanın büyümesini bekliyor aslında. Bir de bunun yanında sana doğru davranmayı öğretiyor. Asker yaratıyor. Makbul vatandaş yaratıyor. Bu da gene devletin, kapitalizmin amaçlarını, kapitalizm kötü bir şey gibi anlatıyorum. Kötü de olmayabilir. Kötü yanları da var. Kötü yanları olduğu zaman şey yapacaksınız arkadaşlar. Yani mesela Emrah Safa Gürkan hocanız, yani onun kötü bir yanı değil, size verdiği bir renk. Dolayısıyla öyle bakmanız lazım ama buna hizmet eder okulu bilmem nesi. Bugün de şey vardır, doktor yetişim, mühendis yetişim. Bugün de o yüzden Türkiye'nin klasik devlet üniversiteleri ihtiyaca cevap veremez. Bu fabrikaya mühendis yetiştirmek, ilkokul, ortaokullar fabrikaya, devletin memuru fabrikaya işçi yetiştirmek insanı açıkçası kendi iş gücünü devletin ya da bir kapitalizmin hizmetine sunmak için. Bu kötü bir şey olmayabilir ama bunun kötü bir şey olduğunu düşünüp sonra bu sistemin başka faktörlerini övemezsiniz. Beni kızdırmayın. Şu anda söylediğin şey aslında biraz bugüne de benziyor. Mesela ben baktım bu sene. Gerçekten özel üniversitelerde mesela işte video oyunu tasarımı, yeni medya tasarımı gibi bölümler var. Devlet üniversitede asla açılmıyor. TEDx'te de söylüyorum. Öğrenmeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Üniversite sana veremez. İş tanımı değişiyor. Bizim zamanında İktisat Fakülteleri çok iyiydi. Bizim bölümde hatırla. İktisatlar bugün artık bizden uluslararası şirketten daha düşük bazı. Sen kendini geliştireceksin. Ben bir tarihçiyim. Ben Değirmendere'de büyümüş. Bengü'den anlayacağınız gibi çok arkadaş konusunda şanslı, talihli bir insan olmayarak Ankara gibi bir ülkede okumuş, tamam mı? Hayatım boyunca, hayatım hoca kangren gibi bırak beni. Habire beni YouTube kanalından YouTube kanalına şeytan kadın mahvettin beni ya. Ve belli kısıtlı şeyleri olan. Bilkent bana ne öğretti? Okumayı öğretti. Öğrenmeyi öğretti. Bilemiyorduk ki biz. Öyle mi hayal ediyordun? YouTube'a program mı yaparız? Bizim dünya ile geçme planlarımız başkaydı. Daha hardcore. Öğreneceksin abi. seni zorlayan geliştirir. Kitapta da öyle. Ben öyle 10 saat kitap okumam. 4 saat, 5 saat. Ama kimsenin okumayacağı kitabı okurum. Zorlarım. İşte onu diyorum ya. Aslında o zamanki o öngörülemeyen şeyle bugünkü de aynı aslında. Bundan 10 sene sonra muhtemelen çocukların hepsinin koder olması gerekecek. Belli başlı şeyleri bilmek için belki kod yazmak gerekecek ama şu anda tabii... Abi onu öğrenmesi lazım. You have to survive. İşte devlet tasarrufunda değil de şu anda. O yüzden dedim. Devlet üniversitelerinde böyle bölümler abi, yok. Oyun tasarımı gibi bir şey. Beraber devlet bazlı, Fransa'da da problem var. Bürokratik yapılar daha stabil fakat yeniliğe kapalıdır. Şirket gibi kapatamazsın devleti çünkü. Şu anda liberal bir dönemde yaşadığımız için daha flexible olan özel okullar, Bilkent'idir, Özyeğeni'dir, işte şeydir. Bir anda sisteme adapte olabiliyor devlet üniversiteleri açıkçası. Yine kapitalizmin gözü kör olsun diye. Kapitalizm fleksibilite yaratar, refah yaratır, adalet yaratamaz. Bir de uzun etapta krize girer. O iki noktaya her programda söylüyorum. Buna rağmen bana sağcı diyorsunuz. Yani şimdi ne yapayım abi? Yani belli miktar para kazanıyoruz. Bana bakıyor onu derken. Ben paramı dağıttığım için. Bu arada hangi para bana geliyormuş bir onu anlatırsanız. Faturalar hep ya Elif'te ya bunda kesiliyor yani. Benim için bir yere koyuyorlarmış. Elifçim yatırım yapıyor. Biz konuşuyoruz arar onunla. Böyle. Şöyle bir şey geliyor. Şimdi 90'lardan beri böyle bir fenomenle yaşadık ya. Japon işi, Japon teknolojisi, Japonya. Japonya çok ileri. Her şey çok iyi abi. Orada bilmem ne oluyormuş falan. Onlar neresindeler bu işi? Japonya'da gelişiyor, hatta az gelişen 1945 savaşında Rusya'ya yenecek az gelişen Doğu ülkelerinden biri. Şimdi kapitalizm için gerekli olan şey milli pazar, merkezi bir devlet ve bir miktar stabilite. Şimdi Japonya'da daimyolar denen feodal lordlar var. Bir şogunluk tarafından yönetiliyor. Daimyo. Daimyo, evet. Çok muhteşem menteşe. Yum attı, buna güldü. Bu daimyolar üzerinden bunları eliyorlar. 1868'de Meiji restorasyonu diye. Burada Selçuk Esenber'in kitapları falan Türkiye ile arasındaki farkları çok güzel anlatır. Benim de yani aynı bölümde çalıştığım bir hocam çok değerli çalışmaları vardır. O da Georgetown'lu. Daimyolar üzerinden bir Meiji restorasyonu yapılıyor ve bu restorasyon sonunda bir merkez devlet oturtuluyor ve çok hızlı bir şekilde aynı Almanya ile Fransa gibi bir anda 30 yıl içerisinde Japonya muhteşem bir şey, 2. Dünya Savaşı'ndaki performansına bakın anlarsınız. İkinci nedeni Çin'in aksine Japonya kimse musallat olmuyor. Kapalı bir toplum. Bu da yanlış. Ekonomistlerin yanlış söylediği bir şey. Liberalizm bu anlamda gelişmekte olan ekonomiler için kötüdür. Infant Economy Model diye bir şey var. Yani ekonomi belli bir ayakların üstüne durana kadar, değil mi? Sen 3 yaşında çocuğu trafiğe atıyor musun? Belli bir yere kadar ekonomiyi koruman lazım. Çocuk bebek ekonomi ne oluyor? Yok yani ekonomi çocukken onu koruyacaksın, sonra liberalizm açacaksın. Liberalizm her zaman kötüdür yani. En liberal toplumlar bile. Amerikalılar 1970'lerde Amerikan Japon arabalarına karşı tarifler, vergiler koydular. Onu anlatsınlar. En liberal şeyin bile hemen kıvırttığı bir şey. O bir ideal. Liberalliği bozmayan liberal yoktur. Olamazsın yani. Dolayısıyla şimdi o kısma baktığın zaman şöyle bir Japonya'da kendi içinde kapanmış itaatkar bir toplum. Japon filmlerine falan filan bakın yani. Görürsünüz böyle muhteşem Kurosawa filmlerinde böyle. Aynı bizdeki gibi otorite kesildiği zaman bir anda bağıran çağıran çok garip bir şey. Dolayısıyla o liberal şeylere baktığın zaman itaatkar bir toplum, merkezi bir devlet, hızlı bir şey süreci, işgal eden de yok. Çünkü bunlar da ham madde falan filan da yok. Bir anda oraya fırlıyor. Yani palıyor. Alacak bir şey yok. Pirinci mi alacağız? Yani bir şey yok abi. Shogun Total War oynayanlar. Hayır abi ben o Japonya'nın birliğine hayatımı ömrümü verdim. Başkaları ya da ekmeğini. Shogun'da kaç kere Japonya'nın tamamını... Ben de diyorum neye verdi? Ne anlatıyorsun? Hocam örtmenim. Osmanlı ile Türkiye bunun neresinde? Osmanlı bakın başarılıdır ama Osmanlı garibim ne yapsın? Bakın Türkiye'nin bugün de problemleri bu. Türkiye'nin çok fazla jeopolitik bagajı var. O zaman da öyle. Gelip Ruslar tokatlayıp Osmanlı gene o kadar habire savaş kaybediyor. Rusları da bir keresine yeniyor. Az bir şey değildir yani. Tabii. Tanzimat yapıyorsun. Bir sene sonra iflas ediyorsun. Bir daha yani zor. Beykoz Kundura Fabrikası'nın eski müdürlerinden biri babamın dedesi olduğu için söylüyorum. Türkiye sanayileşmesi. Onu batıranlardan biri. Kahramanşokul'un yalanı bu. Hiç alakası yok. Sonra fırt diye Amerika çıktı. Işıklı ayakkabılar bilmem neler. Amerika'nın birkaç tane şey var. Amerika'nın önünde kocaman bir boş toprak, boş arazi var. Ne problem var? Labor shortage. Yani işçi yok. Onu da imigrasyonla ortaya çıktı. 19. yüzyılın ortası, ikinci yarısında artık çok fazla insan var. Bunların hepsi Amerika'ya geldi. Amerikalılar bir de buradan şeyi çıkardı. 1870'ten sonra falan makineleşmeyi. Çünkü makineyle onu çözmek zorundalar ve Amerika'nın böyle önünde koskoca yeni bir kıta var. Bunu çok güzel bir şekilde başarılı oldular. Öteki taraftan daha büyük bir şey. Bir de onlarda savaş yok. Bakın gene Amerika'nın avantajı. Avrupa'da savaş, sanayileşme bilmem ne. Amerika çok geniş. Okyanus aşırı. Amerika'da bir de İngiltere geçmesi de İngiltere'den daha büyük. Onların içinde en iyi sanayileşen Almanya ya. Tabii birim başına, bugün de öyle. Birim başına en yüksek Almanya'dır. Şu anda da galiba. Bazı yerlerinde Amerika'da trene bin. Amtrak'a bin. Tabii tabii. Böyle keşke Amtrak diye sesledim ama. Bindin mi hiç? Joe Biden her gün işe giderken biniyordu. İşe giderken bindim. He was a US senator yani senatora. Abi Princeton'a gideceğim. Georgetown'dan. Dedim ki trenle gideyim. Ulan bir trene bindik. Tren uçaktan daha pahalı. Tren bildiğin gibi Ağrı'ya giden 1960'taki tren. Kemal Sunal biniyor. Metroları da öyle çok kötü. Metroları ya kötü. Yok yok vallahi o daha şey. Daha kötü ya ben sana alüminyum folyodan bir alüminyum folyodan demir bir tren yapmışlar. Çünkü çok karlılığı yok. Çok uzak yolu gidiyor. Ya yapmamışlar. Peki oradan buraya yüzyıllar geçti. Şimdi buradan ileriye ne olacak şimdi? Bir öngörüm var mı tarihçi olarak? Bundan sonra şöyle bir şey var. Her sistem krize girer. Tam anlamıyla her işi yapan, her işten biraz anlayan. Şimdi bu Türkiye'de her bokolog kavramıyla şey çıktı ama böyle bir şey yok. Biraz jack of all trades Amerika'da ya da Batı kültüründe biraz daha pozitif bir şeydir. Biraz her şeyden anlamadan. Ekonomi sadece ekonomiyi bildiği için şöyle bir yanılgıya yapıyor. Bankacılık sistemi hiç değişmiyor. Yok abi aristokrasi değişti ya. Çok tanrılı din kalmadı ya. Bu bir dramdır. Çok tanrılı değil yok abi. Abi ondan sonra araya aziz maziz uydurmak zorunda kalıyorsun. İnsanın propensitesi, panşantı eğilimi çok tanrılı ama bak kalmadı. Bunu Aton dini var Mısır'da. Tutmuyor, bahsa tutmuyor. Tekrarından çok zor. Her şey değişti. Aristokrasi komple silindi. Bu bankacılık, finans sistemi de bir şekilde zedelenir. Bir şekilde modifikasyona gider. Özellikle bir toplumda %90'ı falan borçlanırsa orada isyan çıkar. Dünyadaki bütün dinlere, bütün devrimlere bakın. Bunların hepsi borçla alakalıdır. Çok fazla insan borçlanırsa. 1. Köle olarak, 2. Serf olarak, 3. Hakikaten finansal borç olarak ortaya çıkarsa bir noktada yeni bir fikrin peşinden çıkarlar. 1917 devrimi, 1989 İslam'ın çıkışı, Hristiyanlığın çıkışı, yok işte Zerdüşt'ün neyse o hepsinin detaylarını bilmiyorum. Bu tip hareketler milattan önce 2. 3. 4. bin yıldan beri var. Milattan önceki bin yılları 2-3-4 değil, 4-3-2 diye saymak lazım ama gene de olsun. Var, sister sayın. Benim sözelci olduğum kafam basmıyor. Var, insanlar çok fazla borca giriyorlar. Bir insan bir katın 300 katını kazanıyor. Ben sizin 300 katınız kazanan olarak söylüyorum. Tam bir Warren Buffett'ım. Onları öyle bir gömdüm ki hayatta bulamazsınız. Zenginler paranızı gömün. Bir noktada 50 yıl, 100 yıl bu ortaya çıkar. Bir onu söyleyelim. İki kapitalizmin genel ruhuyla ilgili söyleyeyim. Kapitalizm kendi içinde yıkıcı bir sistemde Schumpeter'in dediği, şimdi Almancasını unuttum. Bunu herkes bir de yazmıştım. Fakat problem sen ona girmeden duramıyorsun. Çünkü sen bir köşende duruyorsa yani işte İngiltere'deki köylüler, işçi sınıfı proleterleşsin, emekleri sömürsün, gebersinler ben Afganistan'da puf puf işte nargilemi içerim diyoruz ama sonra gelip işgal ediyor. Lan rahat bıraksana bizi. Sen kapitalizm bize ne? Sendeki bir şeye ihtiyaç duyuyor bu sefer. Sistem hareket ediyor. Dediğim gibi ben kapitalizmin kazananlarım ama biz ufak yerde buyduk. Çarşamba, Değirmendere. Öyle yaşıyorduk. Mutluyduk yani. Para kazanacak mutsuz olduk arkadaşlar. O mutsuz oldu. Biz kazanmadığımız için bizde bir şey yok lan, arkadaşlar. Lan yürü git paraların hepsini bunlar tahsil edememişmiş. Param bilmem yok. Ford Fiesta'ya biniyorum ya. Ford Fiesta onu bile diyemedi. Arabasız. Tamam etimolojiye gireceğiz efendim. Buyurun. Yüz milyonlarca bilmediğimiz kelimeyi dizmişsiniz. Kapşon. Kapşon işte bu kapışan rahiplerin giydiği şey. Kapuçino da oradan gelir. Direksiyon. Direction'dan gelir. Farsçası ferman. Yani yön vermekten, direkt etmekten. Farsçası da ferman. Ferman yaptım diyorsun ya ona ferman deniyor. Oo, ebeveyn. 2 tane ebe demek. 2 tane ebe. Evet. Farsça hasta. Hasta yorgun demek. Hasta yorgun. Haste. Evet. Değişik çoğul yapma biçimleri demişsin. Ha, evet değişik çoğul yapma biçimleri var. Mesela ebeveyni sorduğunda vardı. Bir, 2, Arapçada 2 için bir çoğul var. Ebe, ebeveyn diye. Mesela bu değişik bir durum. Bazı dillerde çoğullar bizim gibi lerlarla gelir. Ya da İngilizce'deki s gibi gelir. Tabi bunda istisnaları var. Bazı dillerde insanın çoğulu Farsçadaki gibi hayvanın çoğulu aynıdır. Mesela merdon denir insan için. Ötekine ha gelir. Arapçada çoğullar ismin babının değişmesiyle olur. Şişli etfal. Tıfılın çoğulu. Ama her zaman olmuyor. Kebir ekber. Bazen sıfatı da en yapmak için de öyle yapıyorsunuz. Ya bu Arap alfabesini bilmemek bunları atmayı çok zorlaştırıyor yani. Temelde biraz bilmek lazım. Bir de Malayca'da galiba. Bizim Bahadır vardı Malezya'ya gitmişti. Mesela araba diyeceksin araba diyorsun. Arabalar demek. 2 kere söylüyorsun aynı şeyi. Aa. Evet. 2 kere söylediğinde çoğulu mu oluyor? Evet. Çok mantıklı. Çok hiç iyi. Mantıklı değil. Çok pratik. Çok saçma bir şey. Ya her dilde öyle çok pratik. Bakın arkadaşlar en mantıklı dil Türkçe. Niye bilmiyorum. Çok sistemli, muhteşem. Türkçe harika bir dilmiş bu arada biliyor musun? Harika bütün dil bilimciler bunu abi, söylüyorlar. Abi küçük ünlü uyumu diye bir şey var ya. Muhteşem bir şey bu. Yani 2. heceye o gelmiyor. Aa, o kadar muhteşem ki bir türlü öğrenemedik. O kadar iyi ki herkes boş bakıyor. Ben biliyorum bir tek ben biliyorum. İyi bir şey küçük. Soruyorum millete kimsenin aklında kalmamış. Ama büyük ünlü uyumunu biliyoruz hocam. Büyük ünlüğümü kolay lan, onu zaten şey olarak. Şimdi magazin. Mahzen kelimesi magazin oluyor, magazen oluyor, depo manasında. Oradan bir şekilde magazin. Nasıl biz bunu peki böyle magazin olarak? Hiç fikrim yok. Aa ne saçma, evet. Dedikodu programlarına da evet, magazin oraya gelmiş. Programı. İlk başta o derginin adı magazindi, sonunda ö vardı, e vardı. Aha. Oradan geldi ama magazin mahzen evet. Kelimesini şey geçmiş. Lira. Pound demek, bir ağırlık birimi. LB yazar ya, İngiltere'de görmüşsündür mesela. LB'si şu kadar, pound'un işareti LB'dir. Livre, lira. Lira İtalyancası, livre tur lirası. Bir pound'ın karşılığıdır. Bir pound gümüş. Ha, sütyen. Sütyen değil, sütyen. Sustain, sütyen. Haa. It's. Sas sütyen. Özlem de heyecanla. Haa, sustain. Şimdi sustain ediyorsunuz. Naylon, abi daha gelmiş. Naylon'da hata olmuş, çok özür diliyoruz. Naylon 11 etimoloji kitabında okuduk. Bana o kadar Twitter'dan yazdınız, etimoloji kitabı, etimoloji kitabı okudum, onda da yanlış çıktı. Naylon New York, London'dan gelmiyormuş. Nereden geldiğinde üzerinde rivayetler var. Hiçbirini söylemeyeceğim çünkü yanlış bilgi yaymış olduk bir kere. Naylon New York, London değilmiş ama ben bunu şeyde kelime bazı diye bir kitapta okumuştum. Orada öyle rivayet diye de söylemiş gerçi. Benim de hatam var. Sevdik be onun öyle olmasını. Biz çok şaşırmışız. Ben evet. İlk duyduğum zaman... Bir de okey var. Okey ile ilgili de yanlış. Okey ile ilgili bir töksüleri var. Teorilerden biri zero kill. Yıllarca bunu da insanlara anlattım. Özellikle Washington DC ve Çankaya bölgesinde bir sürü insana söylemişimdir. Neymiş? Trençlerde ölü sayıyorlarmış. Zero kill yerine okey diyorlarmış. O çünkü o, zero demek. Sonradan çıktı all correct'in kötü yazımı olduğunu da söylüyorlar. Zero kill yanlış, all correct'i okey diye bir 1831'de bir gazetede mi ne yazıyor? Öyle bir şey var, o da tam değil, tam kesin değil. Dolayısıyla naylon mu okey bana sormayın. Turfanda. Bu Arapça terefe kökünden geliyor ve ilginç, egzotik şey manasına gelen bir şeymiş yani. Ben hep turfan diye bir yer var zannediyordum. Helva. Tatlı demek. İşin ilginci Farsçası tatlının ne? Şirin. Şekerin Farsçası şirin. Aa, eşantiyon. Eşantiyon sample'ın Fransızcası. Çok basit. Mumya. Mumya Arapça katran demek. Mumya diye bir şey var. O katran gibi bir şey. Mumyalamada o kullandığı için. Jübile. Öküz demek galiba. Çünkü hep bir yerde öküz müydü şeyi olan? Boğa. Boynuzu olan hangisiyse öküz herhalde. Onun boynuzuyla her 50 yılda bir Yahudiler vuu diye çalıp ilan ettikleri için o kelimeden Yahudice, İbranice o kelimeden geliyor. Ha. Kelimelerimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Teknolojide zaten bunun biraz daha öncüne gireceğiz bence. Evet, bir teknoloji bölümü yapacağız. Orada da inşallah gireceğiz. Görüşmek üzere sayın hocam. Görüşmek üzere. Unutmayın arkadaşlar. Zenginler paraları gömün. Diğer arkadaşlar için game over.